Şimdi arkadaşlar 12. sınıf öğrencileriyle mezun öğrencilerini ayırdım. Bunun nedeni de şu. Mezun arkadaşlar zaten Eylül'ün başına kadar bir tercih süreciyle uğraşıyorlar. Tercihler açıklanıyor, üniversiteye yerleşiyorlar, ikinci ek tercihler başlıyor derken tam anlamıyla daha geçen seneki sınavdan kurtulmamış oluyorlar. Dolayısıyla Eylül ayı mezun öğrenciler için aslında bir geçiş ayı. Yani Eylül ayının ortası gibi kurslar ve gidecekleri kurslar veya çalışmaları Eylül ayının ortasını buluyor. Yani 12. sınıf öğrencileri gibi yazın tempo yaparak çalışmaya başlamıyorlar. Dolayısıyla mezun arkadaşlar için Eylül ayındaki birinci önceliğimiz bir kere motivasyon. Artık hani ben mezuna kaldım diyecek, kendini bu işe kanalize etmeye çalışacak ve bir başlangıç yaratacak. Ya bu konu başlangıcı olmayabilir. Motivasyon anlamında ben Artık bu sene geçen sene yaptığım hataları yapmadan, doğru düzgün eksiklerime, korktuğum derslere, üzerine gitmediğim konulara bakaraktan başlayacağım demeli. Yani mezunlar için birinci olayımız motivasyon ve adaptasyon ayıdır. Yani 12. sınıflarda olduğu gibi şu konuyu çözün, bu konuyu çözünden ziyade ilk önce mezuna kaldığınızda bir adapte olmalısınız. Adapte olduktan sonra bu Eylül ayının ortasını bulacak. Ondan sonra ikinci yapmanız gereken şey geçen sene neyi eksik yaptım demesiniz. Geçen sene neyi eksik yaptım Sorusunu sorarak başlamalıyız. Şimdi mezunlarla ilgili şöyle bir uyarım var. Mezuna kadar arkadaşlarla ilgili. Mezun egosu diye bir şey oluşuyor arkadaşlar. Yani evet 12. sınıflara göre daha büyük bir tecrübeniz var. Sınavın ne olduğunu biliyorsunuz az çok özellikle çalışan arkadaşlar her konudan her dersten bir fikre sahip olacaklar. Tamam bunların hepsi bir avantaj. Fakat egoya kapılaraktan ya ben bunu biliyorum. Son bir ay kala çalışırım hallederim. Ya gerek yok bunu hallederim. Biyolojim benim çok iyi, çalışmayayım. Matematiğe gerek yok abi TYT matematikten sadece deneme çözeceğim gibi kendine has geçen seneki sınavı baz alaraktan geçen seneki yaşadığı şeyleri te, e, sanki bu sene olacakmış gibi düşünerekten sezon öyle başlıyor. Yanlış. Mezunlara verebileceğim en önemli tavsiye egonuzdan arının. Arkadaşlar her konuyu mutlaka en az bir kitaptan bitirmeniz gerekiyor. Tabii ki iyi olduğunuz, kendinizi iyi hissettiğiniz dersler olacak. Bunlarda ikinci kitaplara üçüncü kitaplara gerek yok. Yapamadığınız dersin üzerine gideceğiz. Ama mutlaka her konu her kitaptan bir tur çözülmeli. Yani evet tyT matematiğiniz çok iyi olabilir. Ama mutlaka TYT Matematik'ten bir kitap bitirin. Yani içeriği, kalitesi yüksek olan bir kitap bitirirsiniz. Hem soru tiplerini hatırlamış olursunuz hem de hızınızı korumuş olursunuz. Daha sonra denemeye geçersiniz. Aynı şey TYT Fen için de geçerli. Fizik, kimya, biyoloji özellikle kimya çok iyi olabilir. TYT kimyayı çok iyi yapabiliyor olabilirsiniz ama en azından her konuyu bir kitaptan bitirmenize fayda var. Mezunlar için en büyük tavsiyem bu. Yani egonuza yenik düşerek geçen seneki, geçen seneki sınava göre olan tecrübeleriniz bu sene de olacakmış gibi düşünerekten başlarsanız yolun sonunda kaybeden olursunuz dostlar. Yani nacizane Sarat Hoca tavsiyesi. Mezunlardan beklentim Eylül ayında bu. İlk önce adaptasyonunu sağlayacaklar. Daha sonra da geçen sene neyi hatalı yaptım, bu sene neyi yapmamalıyım diye kendilerine güzel bir bakış açısı yaratacaklar. Tabi mezunlardaki diğer bir sorun da 12. sınıflarda olduğu gibi okul yok. Okul olmadığı için zaman yönetimi çok sıkıntı. Eylül ayında zaman yönetimini oturtmalısınız. Yani bir kurs merkezine gidiyorsanız dahi Zaten günün 4-5 saatini alacak kadar ders göreceksiniz. 12'ler gibi okul artı kurs durumunuz olmayacak. Ve herhangi bir okul sınavı tehdidiniz olmayacak. Dolayısıyla Eylül ayında sizin yapmanız gereken en önemli şeylerden biri de zaman yönetimi. Zaman yönetimini iyi becermelisiniz. Yani bunu iyi kurgulamalısınız. Kursa gidiyorsunuz, kurstan çıktıktan sonra ne çalışmalıyım, gece kaçta uyumalıyım ya da günlük kaç saat çalışmalıyım. Arkadaşlar bunlara çok dikkat etmelisiniz. Eylül ayı bunların geçiş ayı arkadaşlar. Mezun öğrenciler için zaman yönetimi, adaptasyon ve eksik tespiti yapmak Eylül ayı hedefleri olmalı. Umarım videonun size faydası olmuştur. Ekim ayıyla devam edeceğim arkadaşlar. Aylık hedef belirleme kısmına. Kendinize iyi bakın. Serhat hocanız.